Ben gerçekten çok şanslıyım. Yani tabii kendi gayretimiz var ama Allah bana böyle bir şehrin, Anadolu'nun bu kadar kıymetli, milli mücadelenin bu kadar kilit bir şehrinin yöneticisi olmayı, valiliğini yapmayı nasip etti. Gerçekten bu anlamda çok kendimi hem gururlu hem çok şanslı hissediyorum. Ben tabii göreve geldiğimden itibaren de az önce sizle ilk soruda konuştuğumuz hani gelini olma, valisi olma mevzusundan yola çıkarsak tabii basınla iç içeyiz hocam. Sizler gibi kanaat önderlerimizle Sağ birlikteyiz. olun. Şehri tanımaya çalışıyoruz, yapılacakları planlamaya çalışıyoruz, öncelikleri çıkartıyoruz. O noktada bu tanıma aşamasında tabii en çok önüme gelen konulardan bir tanesiydi. Zafer Müzesi Ne zaman? restorasyonu ne zaman tamamlanacak? Biz yıllardır kamuoyu olarak bunu bekliyoruz. Bu benim en çok karşıma çıkan konulardan biri olduğu için ben bunun tabii şehrin çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu olduğunu anladım, fark ettim. Ama tabii bitirilememesinin tabii pek çok kaynak açısından da yani mali konularla ilgili de tarafı var. Bir yandan işte ihale işleri tasfiye edilmiş, firma tamamlayamamış, bırakmış. Bunlara hızla eğildik. Aslında ben bunu gerçekten kendime bir görev olarak addettim. Tabii burada ne kadar görev yapacağımız belli değil bizler vali olarak görevlendirildiğimizde. Ama ben dedim ki ya ben bu süreç içerisinde bu konuyu gerçekten ilk sıralara almalıyım. Çünkü kamuoyunun, hemşehrilerimizin böyle bir beklentisi var bizden. Gerçekten hepimiz bu konuya bütün benim ekip arkadaşlarımla, vali yardımcılarımızdan, işte Doğa Koruma Milli Parklar müdürlerimize, yine Kalkınma Ajansı'nın destekleri oldu. Oradaki genel sekreterimiz ve ilgili il temsilcimize. Hepimiz gerçekten bu konuyla çok ciddi emek sarf ederek, il özel idaremiz yine, genel sekreterimiz ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte çok önem verdik ve bir aslında aramızda bir iletişim hattı oluşturduk. Bir sosyal medya mecraları üzerinden bir şey oluşturduk. İletişim Doğrudan ağı. Zafer Müzesi Evet. ile ilgili bir hat. Ve oradan ben haftalık sürekli gelişmeleri takip ettim. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılını geçirdik. İşte Evet. ben ilk buraya atandığımda büyük taarruzun 100. yılıydı. Yani aslında çok anlamlı Evet. dönemleri biz gerçekten bu şehirde birlikte Kesinlikle. sizlerle yaşama fırsatını, şansını yakalamış Kesinlikle. olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılını yine birlikte yaşadık. Büyük taarruzun 100. yılını. Ve o dönemlerde de hep benim yine gündem maddelerimden biriydi Zafer Müzesi'nin tamamlanması, bitirilmesi. Tabii burada geçmişte hocamız çok güzel bir giriş yaptı. Belediye olarak kullanılmış Cumhuriyet öncesi dönemde. Sonrasında hem belediye hem biraz emniyet müdürlüğü olarak burası aktif olarak kullanılmış ama belirli bir dönemden sonra da burası kültür varlıkları arasına alınmış ve sonrasında da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bırakılıyor. Ve oradaki tabii pek çok şey var. Aynı anda yapılan birçok işlem var, iş var burada söz konusu olan ve birden fazla ihalenin aynı anda yapılması ve birden fazla işin birlikte takip edilmesi söz konusu oldu. Biz bir yandan geçmişte yapılan betonarme eklentilerin ortadan kaldırılmasını, çünkü asli yapısına buranın zarar veriyordu hocam. Evet, Ve biliyorum. asli yapıya zarar veren aslında orijinal hale getirilmesinin bir o da aşamasıydı. Hem Zafer Müzesi'nin askıya alınması hem de betonarme eklentilerinin kaldırılması işi. Bir yandan da güçlendirilmesi gerekiyordu çünkü çatlaklar vardı eski bir yapı sonuç olarak. Çatlakların tekrar elden geçirilmesi, güçlendirilmesi gerekiyordu. İşte biz aslında birden fazla işi aynı anda eş zamanlı yürüterek gayretle, özveriyle çok şükür ki bu sene 2024 yılı Evet. Zafer haftamızda hem de çok kıymetli bir şekilde Meclis Başkanımızın teşrifleriyle 26 Ağustos'ta biz 2024 tarihi itibariyle tamamlamış olduk ve ben tabii bunu zaten bu yılın başında yine bir radyo programında sanıyorum Ocak-Şubat ayları gibiydi yılın başında. Bunu ben yine bir radyo programında ifade etmiştim. %80'i bitti. Evet. Yazın açıyoruz demiştim. Zaten bu Verdiğiniz sözü müjdeyi ben, tuttunuz. evet Evet. zaten bu müjdeyi ben hemşehrilerimle paylaşmıştım. Allah'a şükür Allah bizi mahcup etmedi. Bütün ekibe de buradan çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan tabii Tarım ve Orman Bakanlığımız, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, aynı zamanda Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız, Zafer Kalkınma Ajansımız, İl Özel İdaremizin yine destekleriyle yani 50 milyona yakın bir ekstra maliyetle biz buranın bu bütün işlerini, güçlendirmesini, restorasyonunu ve diğer o beton eklentilerin kaldırılması ve aslına uygun hale getirilmesi işlerini tamamladık. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık Meydan Muharebesini planladığı ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtulmasının ardından
burada yine hocamızın ifade ettiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yine kurmaylarıyla burada zaman geçirdiği, yine milli mücadelenin o çok kilit safhalarını planladıkları bu çok kıymetli alanı da ziyaretçilerimizle, tüm aslında milletimizle buluşturmuş olduk. Zafer Odamız aslında uygun olarak yine korunuyor. Oradaki eşyalar, oradaki tamamen yapıya aslında uygun olarak yeniden restore edildi ve ona göre dizayn edildi. Bu bizim için çok kıymetli. Yine tabii meclis başkanımızın teşrifleriyle açtığımız için sağ olsunlar, onların da önerileri oldu. Çünkü biz yetiştirmek istemiştik Zafer Haftası'ndaki o güzel, anlamlı, milli ve manevi duygularımızın yoğun olduğu o dönemde açmamız bizim için çok önemliydi. Kendisi de yine Milli Savunma Bakanlığımızdan bir takım belki burada sergilenecek eserleri, milli mücadeleyle ilgili, bu topraklarda geçen o mücadeleyle ilgili bir takım eserleri de talep edebileceğimizi, burayı daha da zenginleştirebileceğimizi ifade edince biz de Meclis Başkanımızdan aldığımız güçle Milli Savunma Bakanımıza gittik vekillerimizle beraber. Orada da kendilerinden talepte bulunduk. İnşallah şimdi belki de Zafer Müzemizin içine daha yeni bir takım milli mücadelemizi temsil eden eserlerle daha da içeriği, müzeyi zenginleştireceğiz diye umuyorum. Müzede bir şey dikkatimi çekti Sayın Vali. Dijital bir platform var. Bu dijital platformda soru sorarak, yani merak ettiğiniz bu taarruz bölgesi ve bu bölgeyle ilgili soruyu ekranda tuşladığınızda cevabını alıyorsunuz. Dönüyorsunuz, monitörün diğer tarafında da bu zaferin kazanıldığı topraklarla birlikte kim İşte şehit, gazi, cephede önderlik eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına eşlik eden askerlerimizle ilgili hikayelere ve anekdotlara da yer verilmiş. Bu benim Afyon için söylüyorum, bu kültür için söylüyorum. Gördüğüm muazzam bir bilgi. Engelli bireyler için özellikle ulaşabilme alanlarını göz önünde tuttuğumuzda bu insanlar oradaki dijitalden bu müzeyi gezerek, bu tarihe eşlik eden arşivleri birebir öğrenerek de bilgi sahibi olacaklar. Bu uygulama için de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama çünkü. Çok teşekkür ediyorum.